İyi günler Seher Hanım, buyurun. Abimle Ekrem Çeliker'le görüşmek istiyorum ben. Maalesef Ekrem Çeliker'i şu anda hiç kimseyle görüştürmüyoruz. 5 dakika iyi olduğunu göreyim yeter. Rica ediyorum. Yapamam Seher Hanım. Boşa nefesinizi tüketmeyin. Kemal Şahin'le görüşecektim. 2 dakika. Daha fazla değil. Arkadaki masaya gidin, kaydınızı yapsınlar. Ondan sonra görürsünüz. Kemal Şahin'le görüşecektim. Serap Dinç Aslan. Seher? Duydum başınıza gelenlere. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ama şimdi daha fazla konuşamam. Kemal'i görmem lazım. Kemal burada mı? Hı hı. Nezarette. Nezarette mi? Serap, bir gelsene. Seni Allah çıkardı karşıma. Ne diyorsun sen Seher? Serap, senden bir şey rica edeceğim. Abim de nezarette. Benim için ona bir şey söylemeni istiyorum. Tek bir cümle sadece. Bak, söylediğin iş halloldu diyeceksin, o kadar. Ha? Lütfen bak, senin de çok işine yarayacak. Ha? Nasıl benim de işime yarayacak? Seher, ne diyorsun Allah aşkına? Şunu anlatsana adam akıllı. Sen söylediğimi yap, her şeyi anlatacağım. Tek bir cümle söyleyeceksin. Söylediğin iş halloldu. Kimseye duyurmadan, tamam mı? Ekrem. Seher diyor ki o iş hallolmuş. Öyle mi? Teşekkürler Serap. Ne demek bu? Bilmiyorum. Seher öyle söyle dedi. Sen boş ver şimdi bunları. Asıl sen nasılsın onu söyle. Nasıl oldum işte? Kemal. Dün avukatla konuştum. Seni savunmayı kabul etti. Ama işimiz çok zormuş. Cinayete teşebbüsten yargılanacakmışsın. En az 7-8 yıl alır dedi. Bir şey söylemeyecek misin? Kemal, böyle zamanlarda sen bana moral verirdin. Ben düştüğümde beni kaldırırdın. Tamam Güllü, hallederiz hepsini derdin. Susuyorsun şimdi. Ben de isterim sana üzülme demeyi. Sana ümit vermeyi. Seni böyle gördükçe içim parçalanıyor. Ama bu defa diyemem Güllü. Seni boş yere ümitlendiremem. Görüşme bitti. Tamam. Asker, komutanına söyle, onunla konuşmak istiyorum. Tamam. Söyleyebilir mi? Söyledim. Bravo. Ne kadar önemli bir iş hallettiğini anlatamam sana. Seher, siz yine ne işler çeviriyorsunuz? Sadece şu kadarını söyleyeyim. Halid'in işi bitti. Nasıl bitti? Bitti işte. Daha fazla bir şey sorma. Halide'den sonsuza dek kurtuluyoruz. Seher, ne oluyor?
Şu işi adam akıllı anlatsana. Sayın Ekrem Çelikerim, incirlik planlarının çalınması tahkikatında bildiği her şeyi eksiksiz ve tam olarak anlatması halinde kendisinin hiçbir şekilde suçlanmayacağını, hakkında herhangi bir dava ve cezai müeyyide uygulanmayacağını ben Reis-i Cumhur Celal Bayar şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına söz veriyorum. Tamam mı? Konuşacak mısın şimdi? Amerika Birleşik Devletleri İncirlik Askeri Üssü'nün planlarını 1 milyon lira karşılığında Amerikalı mühendis Michael Williams'ın otel odasından çalan, onları kopyalayan, az sonra adresini vereceğim çiftlikte asıllarını saklayan kişi Halide Şahin'dir. Araçları hazırlayın. Derhal dinç hastan çiftliğine gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk! Aç şu kapıyı. Açamayız. Hanımın emri var. Halide'nin hayatı söz konusu. Vaktim az. Aç şu kapıyı. Olmaz. Halide Hanım öldürür bizi. Bana bak. Sana söylüyorum. Aç şu kapıyı. Serap Hanım gelmeyin. Kesin emir var. Yapmayın ne olur. Başlarım senin emrine. Aç. Ne yapacaksın be? Hanımını mı vuracaksın? He? Hadi aç şu kapıyı. Halide Hanım kovar bizi. Aç. Hayırdır Serap Hanım? Ne oluyor? Halide nerede? Bahçeleri dolaşmaya çıktı. Söyle çabuk gelsin. Çalışma odasında bekliyorum. Çabuk! Gelsin ha. Ne oluyor? Çabuk. Halide Hanım'a haber ver. Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Nasıl girdin içeri? Ah Halide. Aptal Halide. Başını yine ne belalara soktun sen? Hı? Serap. Ne saçmalıyorsun yine? Çık çiftliğimden. Yoksa jandarma çağıracağım. Çağır. De, Ekrem seni bir davete götürdü mü? O davette Amerikalı bir mühendisle tanıştın mı? O mühendisten İncirlik Üssü'nün planlarını çaldın mı Halide? Ekrem bu planları kopyalamış olabilir mi Halide? Ekrem'de olan planlar, sen suçu ona attığın için bu odaya gizlenmiş olabilir mi? Vatana ihanetle yargılanırsın Halide. En iyi ihtimalle müebbet yersin. Ya da ibret alem olsun, bir daha kimse yapmasın diye asarlar seni. Yalan söylüyorsun. Hem benim bu işle hiçbir alakam yok. Planlar bu odada. Sen büyük kulüpte seyir beklerken o sakladı.
yerini de bir tek ben biliyorum. Olamaz böyle bir şey. Nereye koydunuz? Nerede? Boşuna uğraşma, bulamazsın. Hayatın benim ellerimde Halide. Şimdi benim sana bir teklifim olacak. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.